Mutlu günler, mutlu sabahlar sevgili basketbol severler. NBA Fanzone'a hoş geldiniz. Sevgili Yiğiter Uluğ ile birlikte Fanzone'da Murat Murathanoğlu da burada tabii ki. Yayıncılık anılarını konuşacağız. Biraz güncel basketbol, NCAA'leri de konuşacağız ama Yiğiter abi gelirken nereden başlayayım diye düşünürken bana çok güzel bir malzeme verdin. Şuradan başlayacağım. Öncelikle 92 İstanbul Final Four'unun basın bülteni diyebiliriz. Yani bunu bu kondisyonda korumak da senin aslında olağanüstü bir başarın diyebilirim. Pamuklara sarmışım herhalde. Yani aynı zamanda. Yalnız tebrik ediyorum yani. İnanılmaz. Resimler gönderdi. Cel Cobra için de ilk Avrupa şampiyonluğu. Murat abi anonsör müsün sen? Az önce duydum. İkiniz... Ben yardımcıydım. Yani odun kesicinin hırklayıcısı diye bir laf var ya. Öyle yani, odun kesen oydu. Ama bir şey kaçırırsa arada üst üste gelir. Hani faulü falanca yaptı falan diye, hata olmasın diye oradaydım. Ama tabii en güzel yerden George için tarihi basketini izledik. Müthiş açımızdı. Evet, evet. Elden çıktığı an giriyordu. Evet. Hiç tereddüt yoktu. İlk defa Fanzone'a bir konuğumuzla ikimiz de çalışmış oluyoruz. Evet. Yani Murat abiyle de biz denk gelmiştik ama geçen yıl maç anlattık. Yani bilmiyorum. 2 gün önce falan maç anlattık. Evet, evet. Real Madrid-Monaco maçındaydık. Çok biz Ali ile bu sene kolejde anlattık. Değil mi? Bir tane kolej anlattık ama bir evet, kolej anlattık. Euroleague sezonunun bir yarısını anlattık, evet. Abi. Muazzam adamdır. İnanılmaz iyi. Yok, estağfurullah canım. Bizim dergi var. Yani fast break var. Bunun şeyinde, buraya mı tutayım? Bunun 3. sayısından itibaren geldim, evet. Şey oldu. Genel ne de diyorlar? Yani yazı işleri müdürü. Yazı işleri müdürü, genel sekreter, evet. Genel müdür, öyle bir şey oldu. İlk sayı şu galiba Yiğiter abi senin. Evet, Michael, evet. Jordan var. İlk sayıda Michael Jordan var. Rahmetli Yalçın Granit abimiz. O sayıyı Necip abi yapmıştı. Evet, Necip Kapanlı. 1 ile 2'yi Necip Kapanlı yaptı. Yani Necip abiyle sonra bir ara bir dönem beraber de çalıştık ama o kısa bir süre sonra ayrılıp Fotospor gazetesine gitmişti. Genel yayın. Şuraya bak abi, kaç yaşında. Bu biraz daha sonraki zamanlar. Bu, burada yaşlanmış halimiz. Bu 98 bu fotoğraf. Burada şeyi konuşuyoruz. Ben 40 yaşındayım burada. Hiç göstermiyorum. Bir arada abi, böyle bir Süper Basket diye bir dergi çıktı. Çok kısa ömürlü olmuştu. O dergi için Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın Türkiye'ye alınmış 2001 için. Hani organizasyon nasıl olabilir falan gibi böyle bir şeyi konuşturmuşlardı bizi. Orada bir masanın etrafında buluşup orada çekilmiş fotoğraf. Yani işte o bile 25 sene olmuş. Çok hızlı akıp gidiyor. 40 yaşındayım orada ya. Murat abi bazen o tempodan bahsediyor. Cuma gecesi NBA, cumartesi sabahı hemen yolculuk, uyumadan ve lig maçlarına gitme. Sen onu nasıl yönetiyordun abi? Gerçekten zor bir dönem. Şimdi bunun yapmış olduğu çok kıymetli bir şey var. Bir kere önce oradan başlamak lazım herhalde anlatmaya. Bu arada izleyenler lütfen beni affetsin, sesim çok kötü, boğazım. Yani bir şey var, ses kısıklığı var 2 gündür. Cuma gecesi başlamıştı beraberken. Mı? Ben bir şeyler içiyorum. Ihlamur. Evet, ıhlamur var. Ama yani derdimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi Türkiye'de NBA bizim için, yani bizim gençlik, çocukluk yıllarımızda bir rüya gibi bir şeydi. Çünkü NBA maçları yoktu yayında. Amerika'da oynanıyor. 8 milimlik filmler var önce. Hatta hiç unutmuyorum, siyah beyaz görüntüler, böyle Havlicek'in sağ forvetten gelip ters turnike attığı bir şey vardı. Vallahi ben onu çocukken hiç seyretmediysem 150 kere seyretmişimdir yani. Boston'un bir final serisinden bir görüntü. Öyle highlight'lar var. Tam maçta seyredemiyoruz. Ondan sonra video ile beraber biraz daha trafik hızlandı. Video kasetler gelmeye başladı ama 3-5 ay sonra geliyor yani. Naklen yayın yok. Naklen yayın. Emirhan'da neredeydi o kadın vardı? Kasetleri getirirdi. 3 oğul değil mi? Ha evet, öyle bir kaset ticareti falan var. Yani biraz işte rötarlı da olsa. İzmir'deyken, İzmir'de oturan basketbol severler için şöyle bir avantaj vardı. Yunan televizyonu haftada bir maç, pazar sabahları, cuma gecesi oynanan bir NBA maçını tamamını banttan verirdi. Pazar sabahı siyah beyaz televizyon, Yunanca, ama işte Boston Celtics, Philadelphia oynuyor falan, Moses Malone. Yani Güzel bir şey. İzmirliler için müthiş bir şey ama Türkiye'nin genelinde yok. Şimdi sonra Murat aslında 85'te falan geldi değil mi? 84'te. Türkiye 82. 82'de geldi pardon. Ama o zaman gene yayın yoktu. 87'de TRT ilk defa NBA 80 canlı mı vermişlerdi? Hayır canım. 85'te NCAA ile başladık. Evet. Sonra 2 sene sonra NBA'ye geçtik. Yani 87'de ilk defa NBA yayınlarını başlattı TRT. Şimdi orada Türkiye için bence Murat o kadar büyük bir şanstı ki. Çünkü NBA'yi bilen kimse yok. Yani oyuncuları tanıyan yok, kuralları bilen yok, o alemi, o dünyayı tanıyan eden yok. Ama onların arasından gelmiş, yıllarca Amerika'da kalmış bir insan ve de basketbolu çok derin takip ettiği için Murat bence Türkiye'de NBA'in yerleşmesi, NBA sevgisinin büyümesi için inanılmaz bir şanstı. Her ülkede öyle bir spiker yoktu. Yani Avrupa ülkeleri, mesela bence Yunanlılar bizden önce başlamışlardı yayınlara ama bence öyle bir spikerleri yoktu. Ya da Almanya'da yoktu. Yani Fransızların benden biraz sonra bir tane oldu. İsmini unuttum şimdi. Evet, hep oraya gidip anlatan. Hep oraya gidiyor. Onlar da hala yapıyorlar onları. Yani maddi durum daha iyi olduğu için. Hatta son playoff reklamında o Fransız spikeri kullandılar. Böyle hemen hala aynısı mı? Yok, daha genç bir adam. Mike Green'in böyle hemen arkasından kafayı gösteriyor falan. Yo, benden yaşlıydı hatırladığım kadarıyla. Galiba evet. Yani. Bir tane de İspanyol böyle çok komik rahmetli oldu. Bir NBA spikeri vardı. Çok ani bir ölümle onu kaybetti spor dünyası. Evet evet. Yani kabak kafalı. Evet, evet. O çok komik bir adamdı. Ama bilmezdi NBA basketbolunu. Onun tülat tarafı evet, çok kuvvetliydi. Evet, evet. Böyle oyunculara isimler takar falan filan. Ben mesela o açıdan mesela Murat spikerlik, Türkiye'de bir spikerlik eğitiminden gelmiyor. İşte geçmişinde Amerika'da adam mühendis olarak yetişmiş falan. Ama böyle bir adamın kariyer noktası NBA ile kesişmiş olması Türkiye'de hepimiz için bir şans oldu. Çünkü ondan önce zaten yazılı basında hani işte önce Ahmet Kurt'un basket dergisi var. Sonra işte şimdi masaya yaydığımız fast break'ler var falan. Tamam, oralarda zaten bilgisini ve NBA'ye olan aşkını bize anlatıyordu. Ama yayıncılık yani naklen yayın işinde bence TRT'nin seninle buluşması muazzam bir şey oldu. Sonra da kimdi genel müdür? Canlı yayın TRT'de başladı. Tayfun Akgüner galiba. Bravo. Tayfun Akgüner. Ben senin telefon hikayeni dinlemiştim abi senden. Gidiyorum oraya. İşten sonra normal bir iş çalışıyorum. Çünkü babam hala benim full time şey olmama izin vermiyor. Güvenmiyor şeye. Böyle iş mi olurdu? Ha, şeyi izliyoruz. Uyduyla geçiyorlar. NBA Action. Tercüme ediyorum. Seslendiriyorum. Canlı yayını anlatıyorum. Sabah 6 uçağı veya 6.30 uçağıyla hangisinde şey varsa İstanbul'a geliyordum. O gün de rahmetli İsmet abiyle şeyde Show TV'de mi hangisiydi ya da Sine 5'te mi 7-8 tane 9 tane Türk İstanbul takımı vardı. Herkes şeyde oynuyordu. Abdi İpekçi'de. Ona 2 veya 3 maç anlatıyordu. Bu arada İbrahim Türkoğlu tebrik ediyoruz. Bizim böyle bir de izleyiciye ödüllerimiz var. Yiğiter. Bu takım çok şık. Çok güzel ya. Ben çok severim zaten bu amblemi. 4 tane kaldı. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. İkisi üniversite takımlarının. Onlar için ipucu vereceğim. İkisi de şey NBA takımı. Bir tane ipucum benim çok sevdiğim bir okul. Evet. Senin de galiba dün anlattı. Ama NBA tarihinde 1. sıradan seçilen en fazla oyuncu o okuldandır. Bir ipucu o. Bir tane de ben vereyim mi? Ver abi? Hadi. Bu gece çok sıkı bir maçları var. O da benden olsun. Tamam, tamam. Derbi diyebileceğimiz bir maça çıkacaklar bu gece. O da oynamadılar mı? Hayır. Gece diyebiliyorum abi. Oynadılar mı? Oynadılarsa büyük ters köşe oldu. Özür diliyorum. Çıkmış da olabilirler. Ben bu gece değil. Galiba dün geceydi ya. Ben sabah baktım. Aman. Oynamışlar değil mi? Ben de özür diliyorum. Günler biraz karıştı. Ya işte o saat farkından karışıyor. Bunlar hep tabii, karışıyor. Tabii. Diğer okulda yani tarihin en önemli oyuncularının lakaplarını çıkarmıştım. Aralarında çok komik lakaplar var, evde unuttum. Ondan nasıl bir ipucu vereyim bilmiyorum ama. Yani beşi bir yere bir arada oynamıştı falan, öyle denilebilir mi acaba? Evet, evet. Onların bir beşi var. Hiç unutulmaz. Hiç unutulmaz. Hatta o beşin de bir lakabı var. Ve o beşin de bir lakabı var. Okulun lakabı da X-Men filminde yer alabilir. Güzel. Güzel bağlı. Daha ne olsun. Evet. Değil mi? Evet. Bekliyoruz. Evet. Evet, sorularımızı. Bu arada tabii başka sorular da bekliyoruz. Oo, Teoman Kozan ya. Selam olsun, çok efsanedir. Evet, bak, evet. Asist efsanesinin arkasındaki kahramandır. Tabii. Çünü biz İsmet abiyle gelip Erdal'ın çektiği kasetleri bırakıp eve gidiyorduk. Çünkü genelde yoldan geliyorduk. Murat abi, az önceki soruyu cevaplamak ister misin? Mehmet Okur'un milli takım kariyeriyle alakalı. Ha. Çünkü soruyu da görmüştüm. Ya Mehmet Okur'un milli takım şeyi, o zaman biraz bu menajerler güç gösterisine kurban gitti diye düşünüyorum. Mehmet Okur'un milli takıma gelmeme gibi hiçbir şeyi asla olmadı. Bir dönem o da Hidayet'te, Kerem'de istenmemişti. Ondan sonra da zaten Aşil tendonu koptuktan sonra ondan bir türlü toparlayamadı. Ama hep böyle Almanya maçlarından sonra ya Almanların All-Star'ına bak, bir de bizimkine bak gibi yıpratıcı, art niyetli yazılar çıkardı. O yazıların bir tanesi de ya Almanların All-Star'ını Dallas nasıl kullanıyor ve Almanlar nasıl kullanıyor gündeme gelmedi. Bizim All-Star'ı Jerry Sloan nasıl kullanıyor, biz nasıl kullanıyoruz, o da hiçbir zaman gündeme gelmedi. Çok gereksiz ve... Can Bey teşekkürler zaten. Can Bey teşekkür ediyoruz. Can Batumlu, haklıymışsın Yiğiter. Ya North Carolina yine mi kaybetti ya? Özür diliyorum ben. North Carolina 4,5 kişi falan oynuyor. Hiç yedek yok. Yani çok geçen seneki kadrodan... Ben bu Kyrie sorusuna gider diye düşünüyordum Murat abi ama... Onu da konuşmak lazım. Ne diyorsun ya? Ha? Felaket. Tebrik ederiz Can Bey. Ha? Vallahi... Rahat batıyor değil mi? Çok garip bir karakter ama vazgeçilemeyecek de bir yetenek. Çok tuhaf bir yere doğru itiyor bütün yöneticileri. Ama ben Brooklyn'in yerinde olsam bu blöfü görmem. Yani ben takas edemiyorum seni, bir haftada bulamam böyle bir şey. Sen kal senenin sonuna kadar, senenin sonunda da free agentsın, bakalım kim alacak seni derim. Ama karşında da hiçbir şey alamayacak o. Belki tekrar oturacak masaya Brooklyn'de, yeni kontrat olabilir, yapacak. Olabilir, Kylie'yle her şey olabilir. Mesela Kevin Durant çark etti adeta yani. O da takaslanmak istiyordu. Sezona başlamak istemiyordu. Sonra hatta... Yani Yiğiter'e şöyle katılıyorum. Kesinlikle bir yerde artık bu çizgiyi çekmek lazım. Evet, çünkü artık oyuncular kendi ligleri haline getirdiler NBA'yi. Yani takımlardan çok, kurumlardan çok oyuncuların tercihlerini konuşuyoruz. Bu çok garip bir şeye doğru götürüyor yani. Yiğiter abi, bir aranot olarak sana şunu soracağım. Geçtiğimiz günlerde Marshall Glickman'ın röportajını izledim ben. Galiba Urbanas'a verdi. Euro Ligi'nde oyuncuların ligi olmasını istiyoruz. Koçların ligi çizgisinden kim biraz çıkıp... Bunu? Euro Lig'in CEO'su, yeni CEO'su, evet. Amerikalı. Aynı zamanda eski CEO'su diye biliyorum ben. Geçmişi de var Euro Lig'le. Valla bu bence Avrupa'da biraz zor. Çünkü Avrupa spor kültürüyle Amerikan spor kültürü biraz farklı. Büyük resme baktığımız zaman. Bir de ben şunu söyleyeyim. Bir de tutamıyorsun ki abi. Tabii. Yani kontratlar farklı. Hukuki çerçeve farklı. Ama ben şuna geliyorum. En çok bence bu işin altındaki mesele. Yani fantasy basketbol başladığı günden itibaren oyuncu tavırları da değişti. Bilmem katılacak mısınız? Amerika'da NBA basketbolu bir takım basketbolu olmaktan çıktı. Bireysel, artık hepimiz bireysel istatistikleri konuşuyoruz ve herkes kendi takımını tutuyor. Yani fantasy basketbol oynayan herkes kendi, o takımı tutuyor. Dolayısıyla Boston'lu, Golden State'li, Miami'li pek kimse kalmadı. Yani bir taraftar kültürü yok bir kere. Takımlar kan kaybediyor, oyuncular kazanıyor ve sürekli oyuncu performansları konuşuluyor. Takım gibi oynayan, takım konseptlerine uyan kaç tane sayabiliriz? Mesela ben Boston'u sayabilirim. Boston bir koç takımı. Bu seneki, ama mesela hani Milwaukee tamamen Yannis'e bağlı. Ama yine olarak, bir koç dokunuşu şey var. Thunder bence bir GM takımı. Golden State olabilir. Var. Yani 5'i zor buluruz 30 takım içinde. Onun dışında her şeyi oyuncular karar. Tamam, Jokic var da Denver'ı da oraya koyarım ben. Evet. Ama ben onu Jokic'ten dolayı mı, koçtan dolayı mı onu bilemiyorum. Yani oyuncular takımları, kadroları kuruyor. Ondan sonra kimin gideceğine, kimin kalacağına karar veriyorlar. Sevmediğim olay koçlar artık oyuncuları yönetemiyor. Şimdi ve her şey bireysel istatistikler üzerinden, rekorlar üzerinden konuşuluyor. Bu gece şu 70 attı, öbürü şu kadar asist yaptı falan. Maçı kimin kazandığını bile bazen sormuyoruz. İstatistiklere bakıyor. Herkes istatistiğe bakıyor. Şimdi EuroLeague ya da Avrupa sporu böyle bir şey değil. Avrupa'da taraftarlık çok kuvvetli. Tabii. Yani fantezi oynanıyor, Avrupa'da da oynanıyor. Ama bir Barcelona'lıya, bir Real Madrid maçında, yani Real Madrid'le oyuncu adam fantezi timine bile almayabilir yani Barcelona olduğu için. Doğru. Değil mi? Yani Avrupa'da bu şey, bizim burada da öyle değil mi yani? Şimdi ama ya da Panathinaikos Olympiakos çekişmesi, Partizan Kızıl Yıldız. EuroLeague oyuncu kalitesinden dolayı da hiçbir zaman oyuncu ligi olamaz. Çünkü Amerika kapıyor. Evet. Yani oyuncu ligi olması için yani oyuncu takımı olabilir. Ben Efes'i söyleyebilirim mesela. Efes bir yıldızlar takımı. Ama Yıldızlar Ligi o kadar oyuncu yok. Ya Dwayne Bacon'ın ligi mi olacak? Yani ne bileyim, Derek Williamson mı? Çok düşük profil kalıyor. İşte ondan olmaz. Bizimki Koçlar Ligi daha çok değil mi? Koçlar, bütçe. Yani. Evet. Gencay Türkmen Kuru'nun sorusu var. Önümüzdeki 10 sene içerisinde NBA'de sizce Türk pasaportlu bir point guard ya da shooting guard izler miyiz? Neden Kerem Tunçer'den sonra bir oyun kurucu yetiştiremedik? Yani, dış oyuncu yetiştirdik aslında ama point guard yetiştiremiyoruz. Evet, sıkıntı var. Yani işte şimdi orada oynayan oyuncularımızdan Furkan'la Cedi aslında hani dış oyuncu. Tabii daha çok topu yere vurabilen ve yaratabilen oyuncular olmalarını isterdik ama biraz daha yan rollerde kaldılar. Ama ondan önce de bizim giden oyuncularımız yani daha çok fizikleriyle seçilmişlerdi diye düşünüyorum. Tabii ki o fizikle çok değişik kaliteleri, işte Mehmet'in şut özelliği, Hidayet'in topla oynayabilme özelliği ve bunları 2 metrenin üzerinde 2-10'luk, 2-6'lık adamlar olarak Ömer Aşık'ın savunma özelliği. Ömer Aşık'ın blok savunma özelliği. Hani point guard, bilmiyorum, Avrupa'dan giden point guardlar içerisinde NBA'ye damga vuran yani Tony Parker. Çok az sayılabiliyor. Herkes sendeledi yani. Yasikevicius falan ya da Teodosić gibi bir adam olmadı. Yani mesela Teodosić'in oyunu aslında NBA için müsait gibi gözüküyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. NBA'de Teodosić olsun, Spanulis olsun, Yasikevicius olsun, topu isteyen oyuncular. Topu NBA'de birine teslim edecek, sanki Park'ın başarılı olma nedeni de bence Spurs ve Popovich. Evet, o sistem. O sistem. Skorboard'a bakıyor. Eğer oraya W yazamıyorsan o topu senden alıyor. Ama biz o hale de gelemiyoruz. Yani orada bir deneme şansı da bulamıyor kısalarımız, oyun kurucularımız. Bence onun nedeni de şu. Uzunlar niye gidiyor? Çünkü altyapıda da o çocuğun fiziğinden dolayı ne oynayacağı belli. Biz genelde en kısaları oyun kurucu yapıyoruz. Evet. Halbuki forvet oynattığımız oyuncunun ileride oyun kurucu olarak oynayacağını düşünürsek ve onu 1 numara oynatırsak bir süre top kaybedecek, bir süre maç kaybedeceksin ama en azından 1.96, 1.98 oyun kurucuların olacak. Gerçek oyun kurucu. Ki bu artık NBA'de de yani çok atletik değilsen bir oyun kurucunun, işte Doncic bunun en güzel örneği. Fiziği yani. 1.82 ve Türk oyun kurucu olmaz NBA'de. Olmaz. Evet, çok atlet olması lazım. Yener Alman'ın bir sorusu var. Bir Mavericks tişörtümüz var mı diye baktım Murat abi ama sanıyorum yok. Luka, Boyan ve Bogdan'lı Mavericks şampiyon olur mu? Dün gece çok yoğun haberler çıktı her ikisiyle de ilgilendiğine dair Mavericks'in. Bakalım. Yani olursa zaten biri olur gibi Murat abi, ama bu da güzel bir fanteziymiş. Üçü bir arada. Belki Yugoslavya tekrar böylece kurulabilir. Üçünü bir araya getirerek. Bir de yok işi alırlar. Değil mi? Az ne takım olurmuş abi. Ha? Düşününce feci bir takım yani. Eski Yugoslavya NBA takımı. 5. kim olur sence? Kim olur? Pozisyonlara Yiğiter? Göre bakalım. Şimdi Luka'ya topu verirsin. Evet. Bogdan da destek verir. Jokic'i de koyduk hadi. Jokic'siz olmaz zaten. Başka... Ya şimdi Nurkic diyecektim otomatik ama pozisyondan tutmuyor. Oturacak evet, yine. Hem buradaki sıkıntı olur yani. Jokic'le Nurkic bir arada zor tabii. Kimi biraz daha böyle 3,5 numara evet. Bir sanki birini kaçırıyoruz gibi hissediyorum. Bana da öyle geliyor ya. Çançar diyesim geldi. 3,5 numara değil galiba ama... Allah Allah. Yani Çançar belki olabilir bir parça. İlle de onun da çok atıcı olması gerekmiyor ama. Hızlı bir şekilde düşünüyorum ama. Düşününce yani, zor olur. Evet çok. Mesela şu anda Partizan takımında oynayan neredeyse Sırp oyuncu yok yani. Çok az girip çıkıyorlar. Bençten gelenler var. Falan giriyor. Vallahi ben o takımı izlerim. Yener 5.'yi bulamadık ama bir de oraya yok işi eklersen. Yani belki 4 numaraya onlar da devşirme alır. Doğru. Milli takımlar. Anthony Randolph iyileşseydi Sloven pasaportu vardı. Doğru. İbrahim Türkoğlu'ndan bir soru daha. Lakers'ta Davis'in All-Star seçilmemesi haksızlık mı? Çok tartışıldı. İşte bence yeterli değil. Dakika oynamadı ama Jaren Jackson'dan daha çok dakika oynamış. O da bir tartışma konusu. Ama Jaren Jackson'dan daha çok maç kaçırdı. Evet, maç adeti 3 daha fazla Jaren Jackson'ın. Çok inişli çıkışlı. Çok sağlığına... Valla bu başlı başına bir program olmalı. Bence bir istikrar yakalamadı koçlar. Yani şimdi en az maç kaçıranları... Çünkü rakamlar hepsinin bir şeyi yapılabilir. Bundan hak etti tartışması yapılabilir. Az maç kaçıranları seçselerdi öyle bir istikrar yok. Anthony Edwards dışarıda kaldı. Anthony Edwards evet. 0. Fox, De'Aaron Fox 3 maç kaçırdı. Bir de Sacramento. Çok hayal edemediği bir yerde. Tamam Sabonis'i seçtiler ama Sabonis belki de ilk 5'te olması gerekiyordu şeyin yerine. Zion'ın yerine. Jaren Jackson'la Anthony Davis toplam 1800 dakika oynamış. Edwards tek başına 1950 dakika. Bence bunun ödüllendirilmesi lazım. Değil normal mi? Sezonu biraz daha değerli hale getirmek için. Yalnız ilginç olan Davis'e haksızlık yapıldığını belki biz düşünüyoruz da buradan memnun gitmemekten biliyorsunuz. Sakatlanma olası. Açıklama yaptı yani. Karım seyahat planları yapıyor. Oh ne güzel oldu falan diye. Taht olması da. Şikayetçi değil. Yani biraz sitem ediyor belki. Edwards da şey. Bu Fatih Ezel'den bence bu çok büyük haksızlık. Kesinlikle. Mesela Davis'ten daha olabilir. Önce konuşulabilir bu. Drew Holiday'i çok severim ben. Oyunculuğunu da takım içindeki. Şeye de sevindim. 2013'ten sonra yeniden seçildi. En uzun araymış NBA tarihindeki 2 All-Star arasında. Ama Jalen Brunson bence de daha çok hak ediyordu. Ama orada da biraz şimdi Sabonis'i aldık. De'Aaron Fox'a gerek yok gibi. Julius Randle zaten içeride. Teknik oyuncusu yetere gitmiş olabilirler. Öyle hissettim ben. Doğru söylüyorsun da yani Jalen Brunson'ın üzerindeki baskı New York'ta oynamak her zaman çok medyası bu kadar da verilir mi? Yani hoş geldin bu kadar da verilir miydi diye başladı yani. Taraftar oylamasında 12. olmasına ben çok şaşırdım. Yani Knicks böyle bir oyuncu yakalamış. Konuştuk seninle Murat abi. Sandıkların patlaması lazım oradan X taraftarı tarafından. Ben tebrik ediyorum yani. Babasını da tebrik ediyorum. Babası bu kadar iyi oyuncu değildi. O da eski NBA oyuncusu evet. Ama demek ki ailece o baskıya hazırlamışlar. Hiçbir şey hissetmedi yani. Çok zor New York. Yani yıllardır iki yakası bir araya gelmiyor zaten. Abi New York medyası yani oyuncu yok etme makinesidir. Medyası yani. Ayrı, patronu ayrı yani her şey. Patron felaket zaten. Can Botumlu'dan bir soru daha. Bir Alperen Şengün yorumu alabilir miyim? Alperen Şengün Murat abi. Vallahi Yiğiter abi. Biz yeterince konuşuyoruz Yiğiter. Ne söylemek istersin? Ya Alperen bir kere beklentilerin üstüne çıktı bu geride kalan 2 sezonda. Sanırım oraya gittiği zaman bu kadar çok oynamasını, bu kadar iyi istatistikler yapmasını hiç kimse beklemiyordu. Belki koçu falan farklı düşünebilir bizden ama. Ama yani bunu yeterli görüp de ben artık oldum derse o çok tehlikeli bir şey. Mutlaka gelişimi sürdürmesi lazım ve oyununa mutlaka dış şut tehdidini katması lazım. Çünkü Alperen atletik bir oyuncu olmadığı için bir yerden sonra ne olursa olsun o boyalı bölgedeki o çok fake'li oyunu rakipler tarafından daha iyi okunacaktır. Daha iyi scout edilecek. Biraz daha verimi azaltılacak. Ona bir şey eklemesi gerekiyor. Yani ben Alperen'in Mehmet kadar işte curl edip şeyden çıkıp pikten çıkıp rahat üçlük atabilecek bir oyuncu olmasını beklemiyorum. Şimdi öyle bir fundamental'dan geçmişten gelmiyor. Ama sabit yani ayağını kurup bekleyip o keçen şutu %40'larda atabilen bir adam haline gelebilirse üçlükçü olarak müthiş bir ceza silahı getirir takımına. Ve başka silahlarını kullanması da kolaylaşır. Kesinlikle tabii. Topu yere vurabiliyor. Dışarı çıksa bir fake çok kolay. Çembere tabii kadar gidebilir. İnanılmaz orada yani footwork'ü, ayak oyunları çok Amerikan basketboluna göre çok iyi durumda. Bir şansı da bence bunu geçmişte en iyi yapan adamlardan biri olan Hakeem'le aynı şehirde yaşıyor ve ondan bir şeyler alabilme. Yani onunla birkaç antrenman yapsa yani Hakeem zaten, yapıyordu zaten. Yani Hakeem Dream Shake'le yıllarca NBA'de. Alperen'inkine de bir lakap bulurlar yakında da evet. Ne olabilir? Yani bilemiyorum. O da, bu da yeni Dream herhalde. Ne gelebilir? Turkish Dream gelir mi abi? Zor. Ya öyle bir şey yok. Yani Alpi diyorlar. Alpi ile belki şey yapan uyumlu bir şey olabilir, çıkabilir. Olabilir. Tam bununla alakalı bir soru. Hakeem'in evet. Alperen üzerinde görünen bir etkisi var mı? İdmanlar yaptılar. Yani mutlaka kalıcı var. Bir etki yapacak kadar çalışmadılar o kadar uzun evet. süre ama mutlaka bir ışık tutmuştur. Ama Alperen o pivot hareketlerini önceden yapıyordu. Yapıyordu. Evet. Alperen'in de çok müthiş bir zenginliği var, çeşitlilik var o konuda. Çok buradayken de öyle. Zeki bir kere yani oyun zekası bence ben takım arkadaşı olsam Alperen'e top geldiğinde hemen hareket ederim. Kat denerim, backdoor denerim. Yani mutlaka buluyor çünkü. Mesela Tarihis'in evet. rakamları acayip şişti Murat abi. Oynuyor, dediğini yapıyor sürekli aktif çevresinde. Son maçları çok iyi oynadı Tarihis'in bir çaylak olarak ve Alperen'in bence çok katkısı, ciddi etkisi var Tarihis'in performansında. Alperen'e bu kadar diyelim herhalde. Yok ben... Yeter abi All-Star olacağını düşünüyor musun sen? Murat, özür dilerim lafını kestim. Olabilir. Yani çok aday var tabii. Onun pozisyonunda da aslında çok kolay değil işler. Atlet oyuncular daha çok All-Star'da görülmek isteniyor. O açıdan belki Alperen'in biraz dezavantajı var ama. Yok işte bir süreci geçme mecburiyetinde kalmadı mı atletik olmadığı için? Tabii tabii. Artık öyle gözüne soktu ki yani triple double'lar... Asist krallığı bilmem ne şu bu yani o da yani, onun süreci geçecektir yani. Bir de takımı o yolda takım da çok önemli. O da önemli. Yani şimdi en dipteyken takımınız sizin oradan All-Star olma ihtimaliniz tabii diğerlerine göre çok daha az. Evet. Ama yani bir başka takıma gitse gelişimi de herhalde farklı bir çizgiye ulaşabilir diye de düşünüyorum. Ya da Houston toparlansa çünkü bu kadar böyle hani anlamsız maç oynamak, çekişmeden uzak maç oynamak biraz oyuncuları da şey yapıyor, aşağı çekiyor. Yani Houston'ın şu kararı vermesi lazım. Alperen bizim geleceğimizde Batman veya Robin mi? Ona göre de kadroyu kurması lazım. O iki guardla çok zor. Güzel bir soru daha var Oğuzhan Polat'tan. Hoş geldiniz diyor öncelikle. Adem Bona'yı bu sene Boston Celtics'e gelecek şekilde sıralamışlar o fantezi draftlarda. 2023 NBA draftında Adem Bona Boston tarafından seçilirse sizce nasıl olur? Murat abi sen one and done yapmasın. Henüz NBA'ye hazır değil. Ben UCLA Illinois maçını izledim. Bizim okul yendik tabii ki. Çok az, hiç hazır değil. Yiğiter abi sen herhalde. Potansiyel var ama. Ben seyrediyorum UCLA maçlarını. Yani ben de aynı görüşteyim. Bir kere 2023 draftına kesinlikle girmesin. Onun da mutlaka bir şut eklemesi gerekiyor. Bir de yani şimdi Adem inanılmaz enerji küpü bir oyuncu. Yani Motor sürekli çalışıyor Adem'de. Her şeyi yapmak istiyor. Bütün loose ball'lara dalmak istiyor, almak istiyor, bloklamak istiyor. O yüzden inanılmaz kolay ve basit. Yani insana saç baş yolduran fauller yapıyor. Sahada kalma süresi azalıyor bu yüzden. İstatistikleri düşüyor. Yani kullandığı topa bakın, Adem'in bir maçta 3 ya da 4'tür. Yani şimdi 3-4 top kullanarak NBA'ye hazır olamazsınız. Yani mutlaka Adem'in takımda en azından, tamam şimdi orada Jakez var. Jakez topları yarısını atıyor zaten potaya ama yani Adem de eşleyse bir 8-10 top kullansın yani o sistemle. Yiğiter abi bir övgü var sana Halil İbrahim Bey'den. 2000'lerin başından beri hepinizi, Murat abi, Murat Kosova'yı, Kaan Kural'ı hepinizi izlerken herkeste bir değişiklik var ama sen aynısın diyor. Fotoğraf geldi az önce ekrana. Aynı mıyız? Yani, bilmiyorum ama ben pek aynı görmüyorum. Yiğiter abi bu Adem sorusunu kapatırken yine sana soracağım. Şimdi Kenneth Farid hatırlıyorsun. Amerika milli takımıyla geldi. FIBA Bowl'da ortalığı mahvetti. Adem de milli takımda öyle bir tesir yaratabilir mi sence? Ya Adem gibi bir oyuncuya bizim çok ihtiyacımız var. Hı. Çünkü yani bizim yıllardır en büyük dertlerimizden biri o değil mi? Rebound'da. İşte bak aynı kalan inanılmaz. İki insanı görüyorsunuz. Murat abi burada çok güçlü isimler var tabii ama. Rahmetli Doğan Hakemez. Hemen senin üstünde de bir isim var. Gülben Hanım. O zaman Fast Break dergisinin reklam müdüresiydi. Hmm. Onun solunda Turgay Demirel. O zaman Reebok'un şeyiydi. Daha başkan olmamıştı değil mi? TBF başkanı yok, olmamıştı. Yiğiter en sağda. Güzin var. Arzu var. Evet. Arzu, Ahmet Yağcı, Filiz, Serap. Serap'ın oğlu Umut. Bütün isimleri çıkardım ben sonra. Umut şu anda... Güzin tam, senin hemen önündeki evet, değil Güzin mi? Güzin benim hemen önümde. Güzin Savurgan. Ya oradaki Murat'ın yanında duran çocuk da tahmin ediyorum şu anda 30-35 olmuştur yaşlı, abi. 35 yaşına rahat olmuş. Biz 60 ben, çünkü, ben 65 oldum yani. Çünkü fotoğraf 30 senelik. Ya nasıl sakladın bunu? Eylül 91 galiba, bir daha bakayım. Evet, Eylül 91'de çıkmıştı. Evet, 15 Eylül 91 birinci. İşte o da galiba 92'nin yılbaşı. Şirketin içindeki yılbaşı'nda çekilmiş. Yılbaşı partisinde. O mu? O fotoğraf. Tahmin ediyorum öyle. Ankara'daki All Star değil mi o? Yok, orası şeydeki sıra servilerdeki sıra ofis. Sıra serviler olabilir. Dolaplar falan arkada. O arkadaş olabilir. Benden büyük şu an. 35-36 olmuştur net. Yani orada ilkokula başlamamış herhalde. Umut Sarı Uçak. O ismini de biliyorsun. Tabii Haluk'la Serap'ın oğluydu. Aa. Murat abi, Mehmet Ergin'den bir soru var. Leonard, Toronto'yu şampiyon yaptıktan sonra çok daha geniş bir kadrosu olan Clippers'ta neden istenen sonuca bir türlü ulaşamıyor derken Mehmet Bey de... Mehmet Bey güle güle kullanın. Ben de bu renkleri çok seviyorum. Şu Vince Carter sweatshirt'ün zaten Murat abi yani üstünden efsane alacaklar yürürken. Efsane değil mi? Yiğiter ne diyorsun? Paul George mu desem? Ya... Bilmiyorum katılacak mısın ama sezon başında oturup şu maçlarda ben dinlenirim demek menajerinle birlikte o soyunma odası ruhunu biraz yok eder gibi. Toronto'da müthiş bir takım vardı ama bir süperstar eksikti. Aynen. Kawhi oraya gittiği anda cuk oturdu. Ama orada hakikaten hani hamallığı yapan, bundan da hiç yüksünmeyen, yıllardır o takımı taşıyan oyuncular vardı. Burada Clippers'da ben öyle bir kimya görmüyorum. Bir de oraya bir Marc Gasol'ü attılar. Tam sezon ortasında. Bütün parçalar tamamlanmıştı yani. Evet. Tam bir şampiyonluk takımı olmuştu. Evet. Şey vardı. Lowry vardı. Liderdi. Yani ben istikrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani birlikte oynama istikrarının. Bu sadece sezondan sezona değil. Sezon içinde maçlarda da koçun belli beşlere, belli yerlerde güvenip güvenememesini çözmesi lazım. Bir o yok, bir o yok. Bazen ikisi de yok. Bir arada oynayınca da çok verimli bir şey de olmuyor. Değişmedi çünkü öbür oyuncular da ikisiyle bir arada oynamaktan... playoff PG geldi diyorlar. İşte All-Star'da seçildi. Kawhi da eski formunu tutturdu diyorlar ama galibiyet mağlubiyete bakınca çok büyük bir fark yok. Yani girerler gene playoff'a ama bir yere gideceklerini zannetmiyorum. Felaket bir Milwaukee maçı kaybettiler. Yani Yannis çok kötü başlamıştı. Bir anda paramparça etti onları sonra. Ivica Zubac faulleyince. Defoları olan bir takım. Ya derin gözüküyor ama bazı parçalar hiç yok. Belki bir Hartenstein gelirse Murat abi ben etkili olacağını düşünüyorum ama... Bu da New York'ta harcanıyor. Evet. Ama yani Randall'la beraber nasıl olacaktı? Bilmiyorum ki orada da onu da dakika kalmıyor tabii. Çok kalmıyor zaten. Ege Yılmazoğlu'ndan bir soru. Lakers'ın sosyal medya hesaplarında hiçbir yenilgide LeBron'un fotoğrafı koyulmazken her galibiyette LeBron fotoğrafı var. Sizce bu LeBron'un yönetimden bir talebi olabilir mi? Yani olabilir tabii yani. LeBron sonuçta. Ben yani, hiç dikkat etmedim ama. İlginç bir şey yakalamış. Müthiş. Yani çok abi güzel bir detay. Bir de ama şu var abi. Bütün galibiyetleri neredeyse LeBron aldırdığı için olabilir mi? Galibiyet fotoğrafları koysunlar. O da ayrı olabilir. Bir şey. Lonnie Walker olabilir. Koymaları zor ama LeBron olmasa da menajerinin belki sosyal medya tarafıyla bir... Belki anlaşmada bile vardır böyle bir madde. Valla ben şunu söyleyeyim. Tabii onun zamanında da vardı. David Stern olsa o problemi Michael Jordan'la yaşamıştı. LeBron'un ligden daha büyük olduğundan endişe duyardı. Yani David Stern'le şeyin... Jordan. David Falcon. Jordan'ın ajanının müthiş mücadeleleri vardı. Kapalı kapılar ardından. Hatta bir güç gösterisi vardı. David Falcon oyuncularını antrenmana getirdi, temsil etti. Salonu doldurmuştu. Yani o çatışmalardı. Detroit Bad Boys gibi bir takım daha gelir mi? Gelmez. Euroleague'de gelebilir ama... Ya o zamanın basketboluyla bugünkü çok farklı. Kurallar da izin vermez buna ama bugün de pisleşebilen takımlar var. Yani mesela Memphis'i biraz ben oralarda görüyorum. Tabii asla bir Bad Boys seviyesinde değil ama yani oyuncuların karakterleri sorun çıkartmaya yatkın, özellikle de zaten sonunda Orlando maçında patladı. Bad Boys başka bir şey. Ben mesela Memphis'i seviyorum. İzlemeyi seviyorum. Detroit'le olmayanlar, hele Jordan, çünkü o zaman Chicago dışı dünya markasıydı. Yani Bad Boys'u hiç sevmezlerdi. NCAA'lerde var mı Yiğiter abi sert takım izleyin dediğin? Daha sanki müsait NCAA'lerde bu tarz takımların. Ya baskılı savunma yapanlar tabii oyunun bazı yerlerinde taşıyorlar oralara işi ama şimdi neticede oradakiler öğrenci ve koçlar da takımlara çok hakim. NCAA basketbolunda hani bence öyle bir şeye pek izin vermezler. Bazen oluyor flagrant şeyin Bob Huggins Cincinnati'nin eski koçu Bob Huggins'in öyle bir kenardan gelen ikinci sert bir şey vardı. Karateciler grubu vardır. Bobby Knight'ın vardı Indiana'dayken. Texas Tech'te o kadar değildi. Bir de Norm Richardson'ın Arkansas takımı 40 Minutes of Hell diye. Evet. Ama onlar sertlikle birlikte tam sağ baskı. Evet. Beşer sahaya sürerdi. Ama tabii Pistons gibi yok. Hiç olmadı abi. Murat abi bir tişört daha gidiyor sanırım. Az önce bir göz göze geldim çünkü San Antonio tişörtüyle. Yanlış görmediysem. Yok. Ama tişört gözüküyor. Offside'ı düşürdün. Yok sanırım. Ben o renklerden yanıldım. Siyah var da o şey işte. Özür diliyorum. Neyse. X-Men'deki arkadaşın tişörtü. Yeter abi Sohe'nin potansiyeli hakkında. C-Web ipucunu vereyim o zaman ya. C-Web. Ha mesela. Evet. Değil mi? Olabilir. Yani kolej basketboluyla yani, tabii daha az ilgili. Yani. O beşlinin lakabıyla birlikte beşlinin en önemli oyuncusuydu. C-Web. Sohan'ı yani bu sene daha çok bir şey görmedik. Çok genç girdi lige. Bir de böyle müthiş bir altyapıdan müthiş bir fundamental'la gelmedi. Burada öğrenecek. Yetenekleri olduğundan kimsenin şüphesi yok. Ama tabii Bence Spurs'de Primo hadisesiyle beraber taşlar çok yerinden oynadı. Sohan da kendini bir anda altında ezilebileceği bir yükün şeyinde buldu. Yani orada buldu. Çok daha az dakika alıp daha temkinli şekilde onu hazırlayabilirlerdi. Şimdi artık ilk 5 oynuyor. Çok dakika alıyor. Beceremiyor oyunun kırılma anlarında bazı şeyleri. Bu sene biraz onun için beklenenden daha ağır geçti gibi geliyor bana. Ama gelecek sene herhalde göreceğiz. Çünkü Spurs ne tarafa gidecek kimse bilmiyor. Yani ne kadar sence Wembanyama hesapları yapıyorlar? Yani oradaki topun kaç top olduğuna bağlı ya. Ama bir tek Wembanyama olsa bütün dertler çözülür mü sence Spurs'da? Hayır ama bir building şeyi olur. Yani bir şey yani, olur ama Duncan'a alışları değil de Robinson'a alışları olur bence. Evet. Ha, bu çok doğru bir tespit. Robinson vardı ve Duncan geldi. Ama şimdi Wembanyama kimin yanına gelecek? Yani Keldon Johnson, Devin Vassell, Sohan, yani bunlar onlar öbür parçalar olur. Evet. Evet. Tamam. Yani mutlaka yanına bir tane daha ağır bir oyuncu gerekiyor. Bence de. Yani belki free agent pazarında. Alperen'le nasıl olurlar abi sence? Hep konuşulan bir konu. Houston'ın da oraya oynamasıyla birlikte. Yani ayağına basar mı Alperen'in ya da Alperen'in ayağına basar mı? Yok bence değil. Çünkü ben Wembanyama'yı biraz Kevin Durant tipi bir oyuncu gibi görüyorum. Yani topla çok aşırı neşir ve dribbling üzerinden yaratabiliyor. İşte ne bileyim daha uzun bir Kevin Durant geliyor gibi lige. Ama çok daha iyi şütör. Ben ilk başta onu Ralph Sampson'a benzetiyordum ama Ralph Sampson bu kadar şütör değildi. İnanılmaz ilerletti ya. Tek bacak. Bu arada Kevin Durant'tan daha iyi şütör deyince herhalde şu anda benim menajeri de... Sen Kevin Durant dedin. Pardon ya ben de Garnett'le karıştırdım. Yok ha, Durant gibi bir oyunu yok mu? Yani dribbling'le oynaması, öyle yaklaşması potaya. Neşet Erdoğan'ın sorusu. Mavericks, Kyrie ve Bogdan Bogdanovic'i alır mı sizce? Vallahi alırsa çok iyi olur da. Neyle yapacaklar? Yani nasıl olacak bu takaslar? Mesela az önceki de güzel bir hayaldi de yani Luka, Boyan, Bogdan. Peki Dallas ne verecek? Neyi verecek karşılığında? Yani dün Lakers, Toronto ve Nets arasında bir üçlü takas konuşuldu. Anunoby masada, Russell Westbrook tabii ki masada, Kyrie Irving masada, Lakers'ın bütün pikleri masada. Günün sonunda Kyrie Lakers'a gidiyordu. Nets de işte Anunoby gibi önemli isimleri alıp en azından Kevin Durant'in yanını yine biraz zenginleştiriyor. Nets Simmons'ı da piyasaya sürmüş. Karşılığında ya bir çok, şey gelir mi talep diye. Olmayan bir çok, arz olmuş. Çok feci. Yani Russell Westbrook, Ben Simmons, şimdi Kyrie de o listeye girdi. Hani Westbrook yine biraz adapte oldu iyi kötü 6. adam rolüne. Evet, atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Yani ya, çok garip bir şey değil mi? Galiba M&M's'de Ben Simmons'ın lise oyunundan görüntüler bulduk bu hafta yayınla. Nasıl ışık atıyor biliyor musun? İnanamazsın. Hem dribbling üstü falan atıyor. Evet. Yani. Çok inanamazsın ya. Ne olmuş sonra? Herkes diyor ki draft edildi. Oradan draft edilmesi gerekmediğini kendisi biliyordu ve o stresin altında ezildi. LSU'da üç tane mi ne üçlük atmış abi. Yani liseyle NCAA arasında bir şey oluyor. Yani LSU'da da atıyordu. NBA'de ilk seçilince bir anda baskıyı sevmediğini herkes biliyor zaten. Denver Nuggets'ın gidişatını nasıl görüyorsunuz demiş Can Batumlu. Dün gece de kazandılar. Ben Batı'dan söylemiştim bunu zaten. Bir bitirebilirler herhalde değil mi? Ben Batı'dan ya Golden State ya Denver çıkacak diyorum. Şampiyonluk yani serisinin final serisi. Bileğinden gelip. Valla birçok süper yıldız için aynı şey belki geçerlidir ama herhalde süper yıldızlar arasında bir oyuncunun en çok birlikte oynamak isteyeceği oyuncu da Jokic'tir. Doğru. Ha? Doğru. Bence zirvede o listede. Yani Doncic de olabilir tabii. Doncic de olabilir ama yani bu adam hakikaten çok enteresan bir adam ya. Yani. Evet. Sıfır ego. O şeyini Röportaj sonunda basın toplantısında şeyi soruyorlar. Uuu yapıyor. Kendiyle, gördün mü onu? Kendiyle dalga geçiyor. Geçen NBA için ligin en dominant oyuncusu dedi mesela. O doğru. 2 yıldır MVP yarışında olup ve kazanmışsınız ona karşı MVP yarışını. Çıkıp böyle bir demeç veriyorsunuz. O konuda da Alperen konusunda söyledikleri zaten yakın dönemde çok gündem oldu. Çok değişik bir adam ya. Ben evet, seviyorum yani. Çok çok tatlı ya, yani hakikaten müthiş bir şey, sıcaklığı var. İşte vay Ozan seni cin, seni cin. Hem Michigan hem Michigan State'i yazıyor, garantiye alıyor ama. Yiğiter evet, abi bu soru tam senlik soru. Michigan ve Michigan State maçlarından daha ateşli ve önerebileceğiniz yerel rekabetler var mı? Hem Murat abi hem de Yiğiter abi soralım. NCAA'ler olarak mı? Herhalde NCAA'ler gibi geldi bana. Ohio State Michigan. Ohio State ile Michigan futbolda zaten korkunç, hani nefret ediyorlar birbirlerinden. Yani basketbolda Duke, North Carolina. Yani onlar da bir de kampüslerin arası 20 dakika nefret ediyorlar birbirlerinden. UCLA, USC esasında eskiden hem futbolda hem basketbolda çok şeydi. 2 tane Kaliforniya okulu. Doğru. Onlar birbirlerine çok yakındılar. Pek kimse bilmez ama Army Navy maçı futbolda. Oo tabii. Navy Deniz Kuvvetleri, Army'de işte Kara Kuvvetleri, acayip maçlar. Genellikle oldu. Washington'da ya da Philadelphia'da oynuyorlar onu. Karmar altında falan böyle herkes şeyli, üniformalı seyirciler. Başka mı? Yani hep Navy kazanıyordu ama galiba sonuncusunu Army aldı. Army aldı? Sonra. Bu savaş gemisinde oynadıkları maç bana çok komik geliyor. Mesela o Kuzey Kore'de oynansa 6 ay program yapar Amerikan medyası. Rezillik, kepazelik diye. Onların da bir militarist kültürü var. Ya Amerika'da milliyetçilik ve o militarizmle iç içe geçmiş bir şey. Tabii çünkü Veterans Day var. Çok kuvvetli duygular bunlar ve o günlerde oynanan özellikle futbol maçlarına gittiğin zaman yani müthiş sahneler var. Biz bir tane denk gelmiştik Philadelphia'da, saha boyunda bir Amerikan bayrağı açıldı. Hani şimdi saha işte 100 yarda kaç yard? 60 yard mı? 15-15 130. Yani işte 130 yarda kaçta çarpacaksın? İşte bir de enini de şey düşün, 60'tan aşağı değildir herhalde diye düşünüyorum. O büyüklükte bir bayrağı taşımak, getirmek, orada açmak bile müthiş bir şey yani, lojistik. Tabii ordu yapıyor yani bunu, askerler geliyorlar, yapıyorlar falan. Müthiş bir şov yani onlar için. Yani ben böyle ya biz bazen Türkiye'de galiba şey bizim de hani çok böyle törenler falan önemlidir ama hani biz bunlarda bu kadar militarist değiliz diye düşündüm. Ki bizde de orada her zaman şeydi yani, ön plandadır bayramlarda, resmi törenlerde. Ya ben açıkçası Vietnam Savaşı yıllarında love it or leave it diye askere gitmek istemeyen gençler Kanada'ya gidiyor. Ya sev ya terk et şeyinin bizde o zaman başladı. Milliyetçi ama bu kadar şey olabilmek için her şeyi de takip etmek lazım. Amerikalılar yani geçen gün öldük gülmekten ailece. Lise homecoming maçı mı ne? Taraftarlara liseyi bitirmek üzere olan şeylere neyi soruyorlar? Fransa'nın yani Fransa'nın başkentini soruyorlar. Ha, Fransa'nın başkenti. Ne dersin? Ve bilemiyor mu? Asya diyor. Asya diyor. Almanya diyen var. Almanya diyen var. Asya diyor ya. Asya'nın kıta olduğunu bilmiyor yani. Korkunç. Bizim burada da şey olmuştu. Larry Richard mıydı yoksa bir başka Amerikalı mı? Şimdi geliyor İstanbul'a, Ortaköy'e götürüyorlar. Diyorlar ki karşısı Asya. Yani burası Avrupa. Avrupa'nın bittiği nokta, buradan sonra Asya kıtası başlıyor. Düşünüyor. Oradaki insanlar çekik gözlü. Çünkü Asya deyince. Ya biz Amerika. Üsküdar'dakilerin mesela çekik gözlü olduğunu düşünsene. Murat abi, İsmet abinin Zeki Müren'in mezarında ağlattığı kimdi? Rashad Griffin. İnanılmaz bir mizansen o. Bursa basketbolunun top noktası. İşte onlar bence. Teoman'ın asist programının en büyük highlightları yani, müthiş, hala unutulmayan sahneler. Erol Bey çok üzülmüştü. Biz programı canlı yayında bitirdik biliyorsun. tartıştık, kavga ettik. O varsa İsmet abi dedi ki hayatımda gördüğüm en kıskanç insansın dedi. Bu kadar kıskançsam o zaman benimle program yapmadı. Yapmayacağım dedi. Bitti. Neyse sonra Allah'tan sonra çok, Lig, kızgınlıkları Lig, çok uzun sürmezdir Ahmet. Evet, Lig TV'de. Amerika'da işte annem res çekti. Ya doğru dürüst bir mahalleye taşırsın bu çocukları ya da alıp Türkiye'ye dönerim diye. Ha, bak geldi fotoğraf. Ah, sağımda solumda rahmetli Nur abi. Evet. İsmet abi. Bak burada sen, bu kaç yılı senin saçlar beyazlamaya başlamış? 2010. Benim saçlarım ben 35 yaşındayken falan beyazlamaya başladı. Vallahi o kadar genç miydi? Çok erken başladı da bu 2011 Lig TV. Barbaros Çıdal sağında, Osman Sakallıoğlu senin solunda. Değişmeyen adam da Osman Sakallıoğlu. Osman, evet. Ayrı bir değil standart. Mi? Esas o değişmiyor. Tabii tabii. Osman öyle. Geçen hafta buradaydı Osman abi de. Aynı yani. Hakikaten aynı. Neredeyse. Barbaros da bugün o günlere nazaran daha az kilolu. O evet. Daha iyi durumda. Yani o yıllar onun lehine çalışmış. Evet. Pardon lafını kestim. Yok estağfurullah. Komşuda evet. Orada komşuluk pek yoktur. Şimdi bizde de kalmadı gerçi ama eskiden önemliydi. Komşu da merhaba demek için işte babama şey yapıyor. Nerelisiniz diyor. Babamın aksanı var. Türkiye'deniz diyor. Aa gerçekten mi? Çok memnun oldum. Kaç deveniz var diyor. Babam da çaktırmıyor. Diyor ki garajımız 2 develik. Bir tek şeyli. Bir de tek örgüçlü. Bir de çift. Aa sahiden mi? Siz hangisini kullanıyorsunuz? İlter abi bu soru sana en sevdiğin Avrupalı basketbolcu soru. Ya, gelmiş geçmişte bir tane de mevcuttu. Furkan Aykaran'ın sorusu. Gelmiş geçmiş Dražen Petrović. Yani zahmetli olduğu için belki duygusal da bir çok erken gitti ve daha kariyeri devam ederken. Yani yaşayabileceği çok büyük başarılar, kaldırabileceği kupalar vardı. Onları göremeden gittiği için belki böyle bir duygusal bir bağ kurmuş olabilirim. Bugünün Avrupalı basketbolcularından yani çok sevdiğim öne şey var ama böyle bir tanesini çok öne çıkartamam sanki gibi. Yani şey NBA'de oynayanları da katarsak işin içine. Onlar da Avrupa. Tabii ki o zaman ben Euroleague'e hemen aklım. NBA'de oynayanlarda Jokic ve Doncic'i çok seviyorum hakikaten. Yani Doncic'in Euroleague'deyken de hayranıydım. Yani bir de onun çok gerçi o güler yüzlü katil şeyine yavaş yavaş girmeye başladı. Biraz değişiyor o güler yüzlü şey yani. Yani buradayken daha sempatikti sanki değil mi? Ben sana katılıyorum, bir tek şeye eklerdim. Petrović'le birlikte Sabonis. Ha doğru. Doğru. Arvidas şey değil. Sabonis de o da aslında olabileceği kadar olamayanlar. Çünkü çok sakat oynattılar Sovyet Birliği olimpiyatlarda madalya alsın diye. Onun şeyi var. Sen izlememişsin bak. Bir zamanlar Avrupa mıydı? Yok, Amerika'da. Bir zamanlar Amerika'da da konuştunuz. Portland zamanları falan. Yani. Gomezki oynatıyor onu. Evet. Bir de ses çıkaramıyorsun o zaman. Ama 30 yaşında 2 dizide Amerika'ya gidip 8 sene hem de bayağı iyi oynadı yani. Şak'ın en sevmediği pivotta eşleşme açısından. Doğru. Mahvederdi Şak. Prime Şak yani. Prime'ın da prime Şak. Prime'ın da prime. Ki o zaman çok hareketliydi Şak aslında. Hani daha inceydi belki ama. Yiğiter abi buna cevap vermek ister misin diye sana bir... ama zaten soruyu gönderen hanımefendi biliyormuş ama ben şunu söyleyebilirim. Ben 1 sene bu görevde çalıştım. 99'dan 2000'in Temmuz ayına kadar. Yani şampiyonun bir yıl öncesinde ayrıldım. Yani 1 yılda hiçbir gelişme kat edemedik biz hazırlıklarda. Yani başkanla konuştum, Turgay Bey'le yönetim kuruluna çıkmak istedim. Elimdeki bazı şeyleri yani çok büyük sıkıntılar vardı. Özellikle lokasyon konusunda. Ve sesimi duyuramayınca hani dedim ki öyle bir şey olması lazım ki yani harekete geçsin herkes. Benim yapabileceğim en iyi şey sanıyorum istifa etmek. İstifa edip bu adam niye ayrılıyor deyip belki diğerleri ellerini taşın altına koyarlar dedim. Bir de yani aslında benim ayrılmamda şöyle bir şey hayırlı oldu. Benden sonra Ali Özsoy göreve geldi. Ali Özsoy bir mühendisti ve yapılacak olan işlerin çoğu da inşaatla ilgili işler olduğu için o konuda benden çok daha hızlı hareket edebilme kapasitesine sahipti. Yani hayırlı oldu. Dördüncü şehir Antalya mıydı abi 2001'de, ben mi yanlış hatırlıyorum? 2001'de 3 şehir vardı. Evet. Antalya ve Ankara'da elemeler oynandı, finaller İstanbul'da oynandı. Antalya ve Ankara. Ama Antalya'da o zaman salon hazır değildi. Benim yapmış olduğum belki en önemli şey işlerden biri Antalya'da o maçların yapıldığı salonu bulmak oldu. Bu da çok ilginçtir. Salonu bulan kim diye sorarsan turizmci Ceylan Pirinçoğlu vardı. Evet, evet. O bir gün geldi işte nasıl yapacaksınız falan bu şey organizasyon derken ya salon derdimiz var dedim. Antalya'da dedi bir tane fuar alanı var dedi. Antalya işte ticaret odası yaptırmış. Klimatize çok büyük bir alan. Onun içine dedi belki basketbol sahası yerleştirebilirsiniz dedi. Ben orayı gittim görmeye. Etkilendim hakikaten. Çok büyük bir bina. Sonra Jülide Hanım'ı aldım gittim. Jülide Sonat'ı. O işte o işleri yapıyordu ya yani. Evet, evet. Parkeler, portatif, işte potalar, scoreboardlar falan. İşte buraya kaç bin koltuk koyabiliriz falan. Onların hesabını yaptık. 5.000 kişilik bir salondu işte galiba. İşte 5.000'e yakındı. Ama Antalya sıcağında klimatize bir yer olması, internet altyapısı hazırdı. Bir sürü imkanları vardı falan. Ve tabii Antalya bizim için çok önemliydi. Çünkü maçlar dışında insanlar mükemmel vakit geçirebiliyorlar. Yani Eylül ayında denize girenler, işte gece sahilde şeye gidenler, restoranlara, kafelere falan. Dolayısıyla Antalya'dan vazgeçmek istemiyorduk. Orayı bulmak en önemli şeylerden, işlerden biri oldu. Spor salonu olarak bir daha da hiçbir zaman kullanılmadı zaten. Tabii. Bologna'ya fuar alanı orası. Şaşırmıştım son Euro Cup finaline gittiğimde. Ya o kadar çok fuardaki diğer etkinliklere göre kaydırıyorlarmış ki. Tabii şimdi biraz daha gelişmiş herhalde RAI sistemiyle. Ama yani salon yıkılacak gibi geldi bize. Portatif yapı hiç güven vermemişti. Bir de Euro Cup finali olduğu için full düz salon. Çok da ateşli tribünü var Bologna'nın biliyorsun Yiğiter abi. Evet. Ben dedim ya bu pota arkası bizle birlikte yerin dibine doğru gidiyoruz yani ve sallanıyordu salon her baskette ama sağ salim bitirmeyi başardık. Aslında Bolonyalılar, ben gittim bu yaz Eylül'de Bolonya'ya, çok sevmiyorlar o salonu. Eskisini hala daha çok seviyorlar. Yani senin ne maçlar anlattığın, Kinder zamanı, Team System Bologna zamanı. Öyle soyunma odasına merdivenden inerek giderdin. Evet. O salon çünkü daha şehrin ortasında kolay ulaşılan bir yer. 2 tane oynadılar değil mi Yiğiter abi bu sezon? Hatta Efes maçını galiba Paladoz'da oynadılar. Galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ufuk Sarıca merdivenden inerken Danilovic kafasına tekme atmıştı. Hiç unutmadım. Çorak falan değil mi? Böyle acayip bir sahneydi. Hala herkeste Danilovic forması var ama. Çok seviyorlar. Acayip seviyorlar. Danilovic. Çok erken bıraktı Danilovic. Yani o da daha oynayabilirdi ama sıkıldı. NBA'de de kalabilirdi ya. NBA'de de kalabilirdi. Avrupa'da da çok... O da Raja'da NBA'de daha iyi olabilirdi. Zaten biraz dizler gitti. Kızı da çok iyi tenisçi olamadı. Kimin? Predrag Danilovic. Olga Danilovic. Şimdi Partizan yönetimine mi girdi? Öyle bir şey oldu kız. Neyse çok... İbrahim Türkoğlu'nun sorusu var. Miami'de Ömer'in potansiyeli sizce bir Memo olur mu? Yani farklı oyuncular olur. Memo olursa zaten ilk 5 oynar. Çok iyi. Keşke Adebayo'yla 15 seneyi götürür, 10 seneyi götürür. Keşke olsa ama... Son bir tişörtümüz de var. Orada bakıyorum hemen. Var ama Miami değil. Evet. Bir saati de devirdik bu arada. Yine saati fark edince şaşırdığım bir an oldu. Yani nasıl bir saat olduğunu. Sorular geldikçe devam edelim. Bir ipucu mu versek ama şimdi... Ama haftaya da kalabilir. arttı. Derken... Burada ben Anıl Uysal parmağı görüyorum. Ya Anıl bunları ayarlıyor musun? Ya bir ipucu mu versek dedim. Cavaliers çıktı. Evet. Görkem Canbolat'ın sorusu. Cavaliers'ın kazandığı maçların büyük bölümünde Cedi'nin performansı etkiliydi. Sizce kilit nokta bu mu yoksa tabii ki farklı durumlarda var mı? Yani Cedi ne kadar etkili Cavs'in maç kazanmasında aslında soru bu. Yani ben çok fazla Cavs maçı seyredemedim bu sene ama baktığım kadarıyla istatistikleri takip ediyorum. Biraz işte özetlere bakıyorum sabahları. NBA TV'den falan. Orada gördüğüm kadarıyla tam bir ekstra şutör rolünde oynuyor. Yani zaten oyun başkalarının üzerinden dönüyor ama o yüksek yüzdeli attığı zaman çok artıya geçiyorlar. Ve bu sene de çok iyi kullanıyor. Yani geçen yılları hele son haftalarda sürekli çıkışta. İşte 7'de 7 attı. Mesela ertesi gün çok fazla kullanmadı. 0 sayıyla çıktı. Ondan sonra yine iyi bir maç oynadı. Yani biraz kullanış şekli de onun performansını bence etkiliyor. Çok fazla bir kredisi yok koçun şeyinde. Yani şimdi 7'de 7 atan bir adam zaten böyle 7-8 tane maçı var. Yani 6'da 4, işte 5'te 3 iyi soktu. Daha fazla kredisi olması lazım diye düşünüyorum ben. Onu da kazanmak için bunu seninle aylar önce konuşmuştuk. Biraz daha işte rebound'a, asiste, top çalmaya şey yapması lazım. Sinan Aliyev'in sorusu, o da Azerbaycan'daki NBA maçlarını anlatıyordu bir ara. Biz de ona selam diyelim. İki basketbol dehası bir arada olduğuna göre sizce Diamantidis mi, Bodiroga mı NBA'de daha iyi olurdu? Azerbaycan'a da selamlar gönderelim buradan. Yani güzel bir soru. Tabii bir fantastik bir şey şimdi. Hem geriye doğru gideceğiz hem de onları Avrupa'dan alıp Amerika'ya taşıyacağız. O devirdeki basketbola uyum açısından. Bence Diamantidis daha iyi olabilirdi. Çünkü Bodiroga'nın hem bir step, yani bir adım daha yavaş olduğunu ve özellikle şutunu aşağıdan çıkarmış olduğu için NBA'de zorluk çekebileceğini düşünüyordum. Ve zaten bunları kendisi de gördüğü için, yani draft edilmiş olmasına rağmen o zamanlar gitmek istemedi Bodiroga. Evet. Yani biraz sanki giderse hayal kırıklığına uğrayacağını hissettiği için uzak durduğu gibime geliyor. Ama Avrupa'da ikisi de çok kıymetli oyuncular oldular. Avrupa basketboluna damga vurdular. Yeter mi, hatırlarsanız siz tabii Bodiroga'nın bir Amerika maçı var. Genç Carmelo Anthony'yi böyle bir sağa bir sola attı. İnanılmaz üstünden oynamıştı Carmelo Anthony'nin ama o NBA yapayım gazı yaratmadı onda. Dediğin gibi herhalde kendi sınırlarını, kendi defolarını biliyordu NBA'de neden olmayacağına dair. Bir de burada çok iyi takımlarda sürekli şampiyonluklar, Final Four'lar. Kaç kere MVP seçildi, kaç kere şey oldu. İyi, çok iyi para kazandı ama... Çok büyük saygı gördü, hala öyle. Ben artık saygı göstermiyorum abi. Lothar Mauser... Yani ben onun gelmesinin bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyordum. De, şu ana kadar o açıdan hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama yani acaba hani çok mu kısa süre oldu, bütün kadroları değiştirmesi bir zaman mı alacak diye de bir rezervasyonu koruyorum. Diamantidis'i Jerison inanılmaz istiyordu bir ara, sen de biliyorsun. Evet. Ve hiç düşünmedi. Yani fizik olarak kesin oynayabilirdi. Zeka olarak zaten ondan istiyordu. Savunma olarak Jerison savunmayı da çok severdi. O biraz homebody dedikleri. Evet, evet. Köyünden bile uzaklaşmaktan rahatsız olan birisi. Bir de yani şeyi bırakıp, Atina'yı bırakıp ta Salt Lake City arada iki kıta var gibi, bir de değil. Çünkü Amerika'nın da şey bölümünde. Batının da. Ama bence o gitseydi orada ya şimdi bugün ikisi de gitse o prime time Diamantidis ve Bodiroga, bence Bodiroga da çok başarılı olur. Çünkü Jokic şunu gösterdi. Doncic de bence atletizm burası sağlam olduğu sürece hiç problem değil. Abi bunu da son soru yapalım. Evet. Çok da güzel bir soru. Yiğiter abi, Michigan'ın NCAA tarihindeki yeri neresidir? Şimdi... Futbol mu, basket mi? Bir de öyle bir şey var. Yok, herhalde... Basketboldan gidersek tabii bu Fab Five takımı çok önemli bir takımdı ama onların şimdi yapmış oldukları dereceler ellerinden alındı. Evet. Bayraklar aşağıya indirildi. Hani onun üzerine konuşmak artık ne kadar anlamlı bilemiyorum. Ama tabii ki o takımdan İşte Chris ve Juwan Howard çıktı. Jalen Rose çıktı. Chris Webber. Üç tane NBA oyuncusu çıktı. İki tane de Jackson'la neydi öbürü? Yani bir tanesi galiba Avrupa'da falan gelip oynadı. Bir tanesi NBA'ye gir çık yaptı. Evet. Sonra Avrupa'ya geldi. Biri de hiç sonra basketbolcu olamadı. Yani o Fab Five takımı o zaman için bir tarz da yaratmıştı. İşte baggy shorts, çok atletik tarz, bir pozisyonsuz bir basketbol. Herkesin her şeyi yapabildiği falan. Etkileyiciydi ama Michigan takımı tarihte nerede şimdi diye bakarsak bence 89 şampiyonluğu. Yani Glenn Rice'ın olduğu o okul hiyerarşisinde nerede gibi bir soru herhalde ama en tepeye yazacağımız okullardan yani, biri değil mi acaba? Basketbolla değil. Ya 89 şampiyonluğu da şöyle canımı yaktığı için biliyorum. Illinois o sene İnanılmaz. Şimdi pozisyon yok dedin ya. Evet. Flying Illini diye bir takım var. Doğru. Kenny Battle, Nick Anderson, Bardo, Lowell Hamilton, Stephen Bardo, Kendall Gill. En kısası 1.96. En uzunu Lowell'da 2 metre. 2 metre. Lowell ve hepsi atlet. Geldi. Ve o sezon Michigan'ı tamamen bizim koçun kabahati. O sezon biz Michigan'ı 2 kere çok farklı yendik ligde. Aynı konferans. Final Four'da yenildi. Orada abi bizimkiler ya bunları zaten tak yapıyoruz diye. Ne o enerji, ne o baskı. Yine yeniyorlardı. Sean Higgins hücum ribantı alıp son anda tip-in yaptı. Evet. Bak neleri hatırlıyorum. Orada kalp gidiyordu. O turnuvanın MVP'si... Romeo Robinson mıdır? Glenn Rice mıdır? Yani Glenn Rice oradan çıkıp NBA kariyeri en uzun olan oyuncu oldu. Finalde Seton Hall'da uzatmada yemişlerdi. Yani çok şanslı bir şampiyonluktur ama. Yani oyuncu yetiştirme açısından önemli bir okuldu. Doğru. Yani Michigan'dan çıkan epeyce oyuncu sürekli var. Aktif oyuncu var. Son olarak Almanlar. Frans ve Mo Wagner. Jordan Poole, Wagner biraderler. Yani, Rudy Tomjanovich. Doğru, geçmişte de var. Ondan önce Casey Russell, Ricky Green. Juwan Howard'la mı Michigan? Juwan Howard işte o Fab Five'dadır. Fab Five takımındaki. Christian Weber'la. Yani çok önemli oyuncular yetiştiren bir okul ama Amerikan futbol okulu mu? Şimdi bir de öyle şeyler var. Basketbol okulu mu dersen Amerikan futbol okulu. Kesinlikle. Ohio State de öyle. Evet. Ohio State de mesela işte şeye rağmen oynamış olduğu Final Four, o Ted Matta zamanlarındaki büyük çıkışa rağmen hala hep futbol okulu olarak. Amerikan futbol. Bizimki ikisi de değil. O çok önemli. Hayır şöyle. İkisi de aynı seviyedir. Ha. Yani abi basketbola İşte ben oradayken sezon, daha çok basketboldu. Biz oradayken ama şimdi Slash Fund diye bir kumpasla beyazlar siyahiler düşmanı ilan edildi. Ve Chicago'dan oyuncu almakta inanılmaz zorlanıyordu. Ben oradayken ilk yeni başladı. Siyahi oyuncuların Illinois'a gelmesi. Jim Barto'ydu koç. Ben mezun olurken de artık sadece siyahi oyuncular değil, baba oyuncular gelmeye başladı. İşte Derek Harper, Eddie Johnson, başka kimler vardı? Yani ikisinden de iyi, çok büyük uyuşturucu problemi vardı. Mark Smith vardı. Magic Johnson'ı en iyi tutan oyuncuydu. Magic kendi söylerdi. Onun boyunda, onun fiziğinde, kollar daha uzun, onun kadar çabuk ve İnanılmaz da zeki bir savunmacıydı ama o zeka çok genç yaşta uyuşturucudan öldü. Yiğiter abi ağzına sağlık. Yani çok nasıl zamanın geçtiğini anlamadım. Bir sohbet. Tişörtlerimizi verdik. Sorularımız geçmişe gittik. Bugünü de konuştuk. Çok teşekkürler abi geldiğiniz için. Çok keyifli oldu benim için. İyi ki geldin Yiğiter abi. NBA Fanzone'u izlediniz. Görüşmek üzere. Gelecek hafta yeniden konuklarımızla sorularımızla burada olacağız. Hoşçakalın. Ringles'ın sunduğu NBA Game Time'da yeni sezon zamanı. Hoş geldiniz. NBA Fantezi içeriği alan yeni bir içerik. Unuttum. Tier list. NBA Showtime'a hepiniz Predator'lar doğru gidiyor. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bomba gibi yine karşınızdayız. Nasıl? Frekans açısından.